Merhaba sevgili izleyenlerim, Ülper ile Her Şey YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İlk defa gelenler için ben Ülper. Bu videomda kırma ve çizme yeşil zeytin nasıl tatlandırılır, salamura suyu nasıl hazırlanmalı, zeytinin sarı olması için neler yapılmalı, yeri geldikçe hepsini anlattım. Kaçırmamanız için videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Zeytinleri pazardan aldım. Çizmiş olduğum zeytinin cinsi domates zeytini. Başta da belirtmiş olduğum gibi hem kırma hem de çizme yapacağımız için 2 tane 5 litrelik pet şişelere şöyle şişelerin 1/3 kadar çeşmeden su doldurdum. Kırdığımız veya çizdiğimiz zeytinleri biriktirmeden hemen suyun içine atalım. Aksi halde kırdığımız, çizdiğimiz yerlerden kararma yapar. Acı suyunun çıkması için zeytinleri 3 yerinden çiziyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken, her ne kadar adı çizme zeytin olsa da çizikleri yüzeysel çizmiyoruz arkadaşlar. Mutlaka bıçağı çekirdeğine kadar indirelim. Acı suyunun daha kolay ve tamamen çıkması için bu çok önemlidir. Mutlaka bıçağı zeytin çekirdeğine dokunduralım. İlk defa zeytin kuracaklar için şöyle yavaşlatarak 2-3 tane göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde bıçağı tamamen çekirdeğe değdiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi lekesi yüzeysel olanları ziyan olmasın diye ben bıçakla alıp kullanıyorum. Tabi çok çürük, derinse, kurtluysa onları atıyoruz. Aldığım pazarda zeytin çizme makinesi de vardı ama daha önce deneyenlerden duymuştum. Hem yüzeysel çizdiğini hem de hemen suya atılmadığı için eve gelene kadar karardığını söylediler. O yüzden ben de belirttiğim şekilde kendim çiziyorum. 5 litrelik kavanozlar veya ekranda gördüğünüz 5 litrelik pet şişe 3 kilo zeytin alıyor. Zeytinlerin üste gelen kısımları kararmaması için pet şişeyi tamamen suyla dolduralım. Evet sevgili arkadaşlarım, kapağını sıkıca kapatıp hemen kırma zeytine geçiyorum. Kırma zeytinlerin cinsi farklı, pazarcı ablamız söylemişti ama inanın şu an hatırlayamadım. Görselinden anlayıp bilen varsa yorumlar kısmından yazabilir. Zeytinleri elinizin altında kolayınıza gelen ne varsa onunla kırabilirsiniz. Benim elimdeki et döveceği et döveceğiyle kırıyorum. Bazen taşla da kırıyorum. Su bardağı olur, soda şişesi olur. Hepsiyle de güzel kırılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi elinizin altında ne varsa onunla kırabilirsiniz. Kırma zeytinde önemli olan zeytinlerin kararmaması için tek seferde kırmaya çalışalım. 3-4 defa vurduğumuz zaman zeytinler zedelenir. Zedelenen zeytinler de kararma yapar. Ondan dolayı dediğim gibi mümkün olduğunca tek seferde kırmaya çalışalım. Zaten 5-6 tane kırdığımız zaman elimiz alışır. Tabi arada patlamayanlar varsa onları da tekrar kırıp çatlatalım. Kırma zeytinde de aynı şekilde zeytinleri kırıp bitirene kadar bekletmiyoruz. Bakın şöyle bir avuç kadar kırdım. Hemen suyun içine atıyorum. Hemen sizlere su bardağıyla da ne kadar kolay kırıldığını göstermek istiyorum. Evde kıracak hiçbir şey bulamadıysanız belirttiğim gibi su bardağıyla gayet rahat kırılıyor arkadaşlar. Yarım kalan kısmını çeşme suyuyla tamamen doldurduktan sonra ağzını sıkıca kapatıp 3 gün bekletmek üzere bir kenara kaldırıyoruz. Ellerime bakar mısınız arkadaşlar? Bu aralar zeytinle çok uğraştığım için parmaklarım, tırnaklarım simsiyah oldu. Sanki böyle kirli gibi. Sizlere tavsiyem eldiven takmanız. Ben ihmal ettim, takmadım ama gördüğünüz gibi ellerimin hali bu şekilde. 3 gün boyunca kapaklarını hiç açmadan beklettiğim kavanozları yavaş yavaş gevşeterek açıyorum. Kapaklarını mutlaka yavaş yavaş gevşeterek açalım. Birden açarsak kavanozlar içinde biriken gazdan dolayı patlama yapar.
Bu arada beni buraya kadar izleyen arkadaşlarımdan küçük de olsa konuyla ilgili yorum yapmanızı rica ediyorum. Vaktiniz yoksa emoji de olur, hiç fark etmez. Abone değilseniz de abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Tarifi görmesini istediğiniz kişilerle bana destek için sosyal medya hesaplarınızdan dilerseniz paylaşabilirsiniz. Kavanozların dışından da fark edildiği gibi şöyle içinde hemen sizlere göstereyim. İlk suyu bu şekilde bulanık koyu yeşil olur. Daha sonra suyunu değiştirdikçe suyu açılır. Zeytinleri ilk 3 gün acı suyunun içinde bekletmemizin sebebi acı suyu zeytinleri sıkılaştırdığı için daha sonra erime yapmaz. Aynı zamanda zeytinin yağı da çok fazla gitmemiş olur. Kavanozların her ikisinin de ilk suyunu döküp tekrar çeşmeden temiz suyla dolduruyorum. Daha sonra çabuk tatlanmasını isterseniz her gün aynı şekilde acı suyunu döküp temiz suyla dolduralım. İsterseniz tatlanması için suyunu bir gün aşırı da değiştirebilirsiniz. Özet olarak her gün değişen daha çabuk olur. Bir gün aşırı değiştirdiğinizde daha geç olur. Zeytin cinsi ve bulunduğu ortamın sıcaklığına göre her gün suyu değişen zeytinin tatlanması yaklaşık bir haftayı veya 10 günü bulur. Bakın sevgili arkadaşlarım, zeytinin 4. suyu bayağı bir açılmış durumda. Ben her gün suyunu değiştirdim ama sizlere göstermek için bir hafta beklemeyeceğim. Daha önce çekim yapmadığım ama aynı şekilde tatlandırdığım zeytinim var. Salamura suyunu hazırlarken sizlere göstereceğim. Diğerlerini de tatlanınca aynı şekilde hazırlayacağım. Tatlanan zeytinlerin son suyunu döküp çeşmenin altında güzelce yıkadıktan sonra suyunu süzdürelim. Bakın tatlanmış zeytinler oldukça yeşil ve diri duruyor. Kararma falan da yok. Gayet güzel. Salamuraya tat ve biraz da sarımtırak bir renk vermesi için içine bir tane havuç, bir tane de limon koyuyorum. Limonu istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Limonların içinde erimemesi için 2-3 saat önceden tuzlayıp bekletirseniz içinde erimez. Aynı zamanda zeytinlerle birlikte havuç ve limonu da tüketebilirsiniz. Zeytinlerin renginin daha çok sararmasını isterseniz içine birazcık nohut atabilirsiniz. Merak etmeyin, nohut falan kokmuyor arkadaşlar. Bir ay önce kurduğum kışlık zeytinlerime koymuştum. Rengi bayağı bir sarardı. Şu an kurduğum hemen yemelik zeytinlerime koymayacağım. Bizim çocuklar daha çok yeşil renkli zeytin sevdikleri için belirttiğim gibi ben bu tarifimde koymayacağım. Ama siz dilerseniz turşuya koyduğunuz kadar miktarda birazcık nohut koyabilirsiniz. Şimdi gelelim zeytin kurmanın en önemli kısmı olan salamura suyunun hazırlanmasına. 1 litre içme suyunun içine tepeleme olacak şekilde 2 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 yemek kaşığı limon tuzu ve 1 tatlı kaşığı şeker ilave edip güzelce karıştırıp eritelim. Şekeri zeytinlerin ekşilik dengesini sağlamak ve zeytinlerin kararmaması için koyuyorum. Bu ölçülerde yaptığınızda tuz ve diğerleri tam orantılı oluyor arkadaşlar. Yani tuzu yemek tuzu gibi hafif oluyor. Eğer biraz tuzlu olsun isterseniz tuzu bir kaşık daha ilave edebilirsiniz. Limon çekirdeklerini acılık vermesin diye çıkartıp ekranda gördüğünüz gibi kavanozlara dolduruyorum. Kullanmış olduğum kavanozlar 1 litrelik. Dilerseniz daha büyük kavanozlara da yapabilirsiniz. Vermiş olduğum salamura ölçüsü 1 litrelik su içindir. Eğer zeytin fazlaysa, yani yetmezse tekrardan hazırlayıp kullanabilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra 2-3 gün içinde zeytinler tadını, tuzunu alacaktır. Hemen yemeye başlayabilirsiniz. Bu tarif hemen tatlandırıp yemek içindir, kışlık değildir sevgili arkadaşlarım. Uzun süre, 1 yıl hatta daha fazla dayanan kışlık yeşil zeytin tariflerim de var kanalımda.
Linkini hem yorumlar hem de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Dilerseniz onlara da bakabilirsiniz. Bu arada daha önce paylaştığım yeşil zeytin tariflerime gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Her birinizden ayrı ayrı Allah razı olsun sevgili arkadaşlarım desteklerinizden dolayı. Zeytinleri dolaba koymaya gerek yok. Serin ve ışık görmeyen ortamda 1-1,5 ay bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Üçüncü kavanozum yarım kaldı, dolmadı. Dolu olduğunu farz ederek hemen sizlere salamura hazırlamanın farklı ikinci yöntemini göstermek istiyorum. Eğer bu şekilde hazırlamak isterseniz her zaman içindeki zeytini değil de kavanozu baz alarak hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Mesela bu 1 litrelik kavanoz. 1 litrelik kavanoz için 1 yemek kaşığı kaya tuzu, tepeleme olmayacak şekilde 1 tatlı kaşığı limon tuzu ve 1 tatlı kaşığı şeker koyalım. Her iki tarifinde salamura suyu çok orantılı, mutlaka bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Allah'ın izniyle sizler de çok beğeneceksiniz. Suyunu koyduktan sonra limon tuzu ve tuzunun erimesi için şöyle bir sallayalım, yuvarlayalım. Ben 1 litrelik kavanoz için tarif verdim. Sizler kurduğunuz kavanozun büyüklüğüne göre kaç litrelikse ölçüleri katlayarak hazırlayabilirsiniz. Bakın bunlar da benim kışlık uzun süre 1-1,5 yıl hiç erimeden kalan yöntemle kurduğum tariflerim. Biraz önce belirttiğim gibi kanalımda paylaştım. Kışlık kurmak için bunlara da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Küçük pet şişede olanlar hiç su koymadan komşumun tarifiyle kurdum. İzleyenler mutlaka hatırlayacaktır. Diğeri salamura, ikisi de harika oluyor arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Biraz ayrıntılı bir tarif oldu. Umarım sizleri sıkmamışımdır. Bir sonraki videoda görüşmek umuduyla her zaman desteklerinizi bekliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.